Vatandaşın gündeminde ne var? E, vatandaşlarımızın gündeminde kendi içerisinde bulundukları koşullardan mütevellit e, farklı farklı hayattan da beklentileri var. Bazılarının ekonomik sıkıntıları var. Eee. Ama global anlamda biz genel anlamda e, günümüzde özellikle 60 küsür günden beri yaşanan bir soykırım, bir jenosit var hemen yanı başımızda. Yani bizim bir kardeş e, bölgesi olan Filistin topraklarında ve Filistin toprakları içerisinde bulunan e, Gazze e, alanında olağanüstü şekilde böyle bir soykırım yaşanıyor. Ve hakikaten e, insanlarımızın yani ben biraz evvel Ayasofya camisinin önünden geliyorum. E, binlerce insanımız oraya gelmişler e, bir miting için aslında o miting. Evet orada da yapılabilir birçok alanlarda yapılabilir ama bence e, parlamentoların önünde yapılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü niçin e, bu konuya siyasiler eğilmeli dünyanın neresine bakarsam bakalım. Yani e, Yeni Zelanda'dan tutup e, Amerika'nın en batı ucundaki Trinidad Adana adalarına kadar e, bütün insanlarda böyle e, böyle oradaya karşı böyle bir duyarlılık var. Orada yaşanan o soykırıma karşı hakikaten insanlar e, kalben büyük acılar yaşıyorlar ve o acının orada yaşanan o soykırımın dindirilmesi bitirilmesi için insanlar yüz binler halinde sokaklara çıkmışlar. Yani Batı Avrupa ülkelerinden tutun İspanya'sından her tarafına kadar e, insanlar duyarlı bir şekilde tepki veriyorlar ama asıl olarak yapılması gereken nedir? 57 ulus devlete bölünmüş olan İslam ümmetinin maalesef ne yazık ki böyle bir araya gelmemiş olması, İslam birliğinin tesis edilmemiş olmasından kaynaklanan bir cüretle Amerika'da onlara orada e, 320 milyonluk Amerika 2 milyar İslam ümmetine tabiri caizse racon keserek gemilerini, uçak gemilerini oraya getirmiş. Evet. Aynı şekilde İngiltere Kraliyet ailesine ait deniz kuvvetlerini oraya getirmiş. Diğer taraftan Fransa aynı şekilde orada konuşlanmışlar. Siz rahat bir şekilde katliamınızı yapın. Biz burada nöbet tutuyoruz diyorlar ve hakikaten bakın dün Birleşmiş Milletler'de birçok ülke bu kanın durdurulması için orada girişimde bulundular. Ama Amerika veto etti. Hani Sayın Erdoğan diyor ya. Dünya 5'ten büyüktür. Birleşmiş Milletler kurulurken hazırlanan oradaki manifesto bir kere yanlış. Ne demek 5 ülkeye sen inisiyatif hakkı veriyorsun ve o inisiyatif hakkı tanınan büyük şeytan Amerika istediği gibi böyle veto yetkisini kullanıyor ve dünyanın sesi çıkmıyor. Dünyanın gıgı çıkmıyor. Gözümüzün önünde orada bir savaş suçu işleniyor. Neden savaş suçu? Ya hangi savaşta hastaneler, okullar, mabetler veyahut da sığınma alanları vurulur. Evet bunu yapıyor Siyonist çete. Elinden bu geliyor. Küstahça cüret ederek orada katliam üzerine katliam yapıyor. Hastaneleri vuruyor ve girmiş olduğu hastanede bebek hastanesindeki çocukları ölüme terk edilmiş vaziyette onların hepsini katlediyor. Yani böylesine acımasız, böylesine zalim ee, bir Çete var orada. Ben çünkü devlet demiyorum asla devlet değil. Orada çete, e, katil sürüsü ve maalesef dünyanın birçok ülkesinde de onlara arka çıkılıyor. Benim üzüldüğüm taraf 57 tane Müslüman ülke var. Bu Müslüman ülkelerin liderleri neden merhum Erbakan hocamızın bu D, en azından D8 projesini hayata geçirselerdi? Orada oraya yönelik daha doğrusu bir barış gücü gönderilseydi o zulüm bir an evvel bitmiş olurdu ve ona zaten cesaret edemezlerdi. Çünkü bunun somut örneği var 96 senesine rahmetli Erbakan hocamız başbakan olduğunda Gazze'ye bir kurşun sıkamadılar 11 ay boyunca. Demek ki Erbakan hocamızı Kıbrıs çıkartmasından çok iyi biliyorlar. Onun için cesaret edemediler ama bugün maalesef bir şekilde cesaret alıyorlar ki deten yahu katili bebek katili diyor ki Arap ülkelerine sesleniyorum. Aslında Arap ülkeleriyle birlikte Müslüman ülkelere sesleniyor. Diyor ki ticaretinizin kötüye gitmesini istemiyorsanız sesinizi çıkarmayın. Ve ne yazık ki maalesef seslerini çıkarmıyorlar. Orada şu anda elektrikler kesik, sular kesik. Zaten katliam üzerine katliam yapılıyor. Adeta bir kerbela yaşanıyor o topraklarda. Nasıl ki Fırat'ın suyunu Yezid ve askerleri mazlum İmam Hüseyin ve evlatlarına, yarenlerine orada bir yudum suyu bile çok görmüşlerdi. Aynı şekilde şimdi Gazze halkına bir yudum suyu bile çok görüyorlar. Hani bir tabir var. Küllü Yaumün Aşura, küllü arzın Kerbela diye. Ve hakikaten yeryüzü adeta Kerbela'ya dönüşmüş. Her gün Aşura yaşanıyor adeta. Maalesef e, dünya, daha doğrusu dünyayı yöneten siyasiler seyrediyorlar. En büyük ihanet içerisindeler. Maalesef bunların aşılması lazım ve oradaki o mazlum insanlara sahip çıkılmalı bir şekilde Müslüman ülkeler acilen bakın iki hafta evvel üç hafta evvel İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Ne oldu? Kınama kararları alıyorlar. Ya bu iş kınamayla mı olur? Rahmetler Bakan ne diyordu? Siyonistler laftan ve diplomasi'den anlamaz, güçten anlar. Bunu söylüyordu ve bunun yapılması gerekiyor. Yani bugün Müslüman ülkelerin başındaki siyasiler mutlaka ve mutlaka bir araya gelmeli, acilen bir karar almalı ve oraya bir barış gücü gönderilmeli. Ben bunu söylüyorum. Yani yaşanan zulüm var, katliam var. Evet. Yani acı hissediyoruz. Orada bebekler katlediliyor, çocuklar katlediliyor ve dünya seyrediyor adeta. Olması gereken bu değil ve Gerçekten gerçekten karanlık çok karanlık bir dönemden geçiyoruz yani bu çağda bu uygar ve medeni çağ dediğimiz bu çağda böyle bir vahşetin böyle bir insanlık dışı böyle e, katliamın yaşanması onur kırıcı yani orada bir insanlık dramı yaşanıyor velev ki orada Gazze'de yaşayan insanlar Müslüman dahi olmasalar bizim Müslüman halklar olarak, Müslüman ülkeler olarak oradaki mazlum insanlara sahip çıkmak durumundayız. Orada zulüm yaşanıyor, katliam yaşanıyor. Müslüman ülkelerin başındaki siyasiler mutlaka ve mutlaka bu işe bir el atmalı. El atmazlarsa yarın mahşer günü bunun hesabını çok ağır ödeyecekler. <laughs>